Viyana'dan herkese selamlar. Şimdi Yukarı Avusturya'ya doğru gidiyorum. Bu turda neler yapacağız? Şu an sırtımda yük var. Yarın bu yükü indireceğim. Bu arada bugünden başlatıyorum ki yarınımın nasıl geçtiğini komple göreceksiniz. Bugün yani yükleme yaptık ve eve gideceğim, mola yapacağım. Yarın da bu yükü indirmem gerekiyor. Yarın bu yükü indireceğim ve işte sabahtan başlayacağım. Akşama kadar neler yapıyorsam hepsini göreceksiniz. Yol videolarına ara vermedik. Yol videolarına devam edeceğiz. Yoldan görüntüler izleyeceksiniz. Ve gün içerisinde neler yaptığımı da görmüş olacaksınız. Bugün böyle açmak istedim. Normalde işte sabahtan kalkıyoruz. Uykulu falan evden çıkıyoruz. Bir tripler, bir şeyler falan. Ondan sonra günümüz nasıl geçti? Şöyle geçti, şunu yapıyoruz, yüklüyoruz falan. Bugün böyle yapmak istemedim. Biraz beni... Sabah çünkü hep sabah başlattığımı fark ettim videoları. Hatta bir ara şey buz gibi havada işte tırda 24 saat böyle bir başlık atmıştık. Orada bile sabah uyanmışım. Ondan sonra ama güzel izleniyor. Sabah böyle uyandığım gözler şişmiş falan. Yanaklar al. Ondan sonra daha yüzümü bile yıkamamışım yani. Hep öyle videolar açtığımı yani. Videoların açılışlarını hep öyle yaptığımı fark ettim. Bugün de dedim beni böyle canlı kanlı bir görün. Videoyu böyle bir başlatalım, bırakalım. Ondan sonra devamı gelsin. Neler yapacağız bilmiyorum. Viyana'dan daha yeni yola çıktım. Avusturya'dan daha yeni yola çıktım diyecektim. Viyana'dan daha yeni yola çıktım. Bu aralar hep Slovenya falan gidiyoruz ya, herhalde o yüzden biraz karışıyor. Daha yeni yola çıktım. Sebze, meyve ne ararsanız hepsi var. Ama böyle şey ürün yok yani. İşte yoğurtlu, sütlü falan yok. Yüklemeleri bitirdim, yola çıktım. Malumunuz niyetliyiz. Eve gideceğim ama biraz tabii geç gideceğim. Yaklaşık bir saat falan geç açacağım orucumu diye tahmin ediyorum. Ama tabii evde açmaya değer. Bunu her zaman söylüyorum. Evde hazır böyle kurulu bir sofra var. Beni bekleyecek. Ondan sonra gidip güzel orucumu açacağım. İftarımı yapacağım. Şu an o gazla gidiyorum yani. Gerçi şu an gidemiyoruz ama bir rampa çıkıyoruz. Tırlar tabii bizi geçiyor. Aracımız ağır. Yaklaşık kaç tonmuş hemen bakalım. Araçtan da bilgiler verelim. Şurada Nivo. 10.9 ton öne basıyor. 14.4 arkaya basıyor. Bu biraz fazla bir tonaj. Araba bayağı yüklü. Yani bu 11-12 ise burada dikkat edin, kantara çekebiliyorlar. Ama bu tonajda beni çekebilir. Kantara bakabilir. Takograf kontrolü yapabilir. Falan pişman. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bugün de saatle ilgili ufak bir sorun yaşadım. Pauzem dolmadan takmışım ama hala pauzeliydi falan. Böyle bir değişik, bir garip. Çünkü o an uyandım, telefonla beni aradılar. Hemen kartımı takmamı, işe başlamamı gerektiğini söylediler. O an uyku sersemi kartı bir takışım var. Taktım falan. Ondan sonra dedim ben ne yapıyorum daha. İşte molamın tamamen dolmasına bir 6 dakika falan vardı. Sanmıyorum hani bir sıkıntı olacak. Çünkü düzenli biz takografa göre hareket ediyoruz. Ve molalarımızı, her şeyimizi düzenli yapıyoruz. Evet, şimdi videoyu kapatıyorum. Yarına geleceğiz. Siz yarından izleyeceksiniz. Büyük ihtimal yine uykulu olacağım. Ondan sonra neler yapacağız bakalım. Görelim, ben de merak ediyorum. Nasıl bir zaman geçecek, neler yapacağız. Şimdi görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Elektrik çalışıyor. Bu akşam tırı elektriğe bağladım. Şimdi sökeceğim. Şöyle geçeyim dedim ya, sabah başlayacağım diye. Kuş da ötüyor burada. Şimdi elektrikten alacağım şeyi, tırı. Ondan sonra normal mazotta çalıştıracağım, dizelde. Lakirken'e doğru yola çıkacağım. Sabah kalktım. Çocuktan zaten yatamadık. 4-5 saat falan uyku uyudum. Haliyle yorgunum biraz. Gözler şişik demiştim size, gözler şişik bir şekilde açacağız herhalde videoyu diye. Şimdi güne başlayacağız. Bakalım nasıl geçecek günümüz? Neler yapacağız? Ben de merak ediyorum. Nereye gideceğiz? Turumuz neresi olacak yani? Uzun bir yola mı gideceğiz? Daha mı kısa bir yerde olacağız? Buralarda mı takılacağız? Ama şimdi bildiğim tek şey var. Lakirken'e gidip bu ops gemi üzeri sebze meyveleri indireceğim. Geceden buraya geliyorum ki elektriğe bağlıyorum. Yakıttan yakmasın diye yani. Genelde burası da dolu oluyor ama dün akşam geldiğimde boştu. Hiç vakit kaybetmeyeyim. O zaman işe koyulalım. Önce elektrikler alacağız. Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Bugün sabah malı indirdik. Ondan sonra başka bir yere gittik. Oradan da bir tur olayımız vardı. Viyana'ya gidecektim ama Viyana'daki turumu değiştirmişler. Hoferritz'e doğru gidiyorum. Yani uzun bir tur yapacağız bugün.
Tirol bölgesine gideceğiz. Oradan da belki yarın Almanya'ya geçeriz. Biraz karışık, uzun bir tur olacak. Şu anda ekmek yüklüyorum. Genel malların hepsini yükledim. Yükleme yerlerinde kamera olmayacağı, yani kamera sokamadığımız için ne yazık ki çekemedim. Ama şimdi birazdan ufak çaplı bir yol görüntüsüyle beraber belki bir sınır geçişi görürüz. Ondan sonra böyle bir turumuza devam ederiz. Neler yapacağız, nasıl geçecek? Görelim bakalım iftarı nerede yapacağız. Ondan sonra kaçta işimiz bitecek. Allah'tan çok fazla paletimiz yok ama. Az önce de bunları düşürdüm. Üst raf açık kalmış. Bu da çok tehlikeli ya. Bir yer böyle açık kaldığı zaman unutmuşum. Dorseleri değiştirdim bu arada. Soğanlı dorse var bende. Bunlar arabaların evrakları işte. Bizim haftalık çizelgelerimiz falan. Bunları koyacağım şimdi. O zaman yola çıkınca görüşürüz. Bu arada dorse demişken, bizim dorselerin şöyle şeyleri oluyor. Burada dorsenin evrakları oluyor. Bunları ayrı tutuyoruz. Biz sürekli dorse değiştirdiğimiz için. Bunu ben böyle buraya koyuyorum. Dorse değiştirince bazen dorselerin arka şöyle şu yan kısımlarında falan şeyler oluyor. Ne derler ona? Dolaplar oluyor. Oralara falan şey yapıyoruz. Bizim mal da yüklendi galiba. Yatağın üzerinde biraz lekeler var. Onları çıkartmam lazım. İşte bir şey koyuyoruz o ara. Oradan akmış şeyleri. Buraya aşinasınız zaten. Falan filan. Herkese selamlar. Yolculuğumuz Almanya'da devam ediyor. Almanya'dayız. Avusturya'dan çıktık. Salzburg'dan. Münih'e 76 kilometre. Rosenheim'e 19 kilometre var. 14-15 kilometre sonra tahminimce sapacağız. Ve Tirol'e doğru devam ediyoruz. Bugün çok konuşulan bir, çok sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. Yani vermeye çalışacağım. Şimdi deniliyor ki Avrupa'da, buralarda nasıl iş bulabiliriz? Türkiye'de haliyle anlıyorum yani insanları. Buralara gelmek istiyorlar, istiyorsunuz. Çok fazla böyle Türkiye-Avrupa konuları konuşmak istemiyorum ama size bu konuda hak veriyorum. Onu söyleyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Benim pek gönlümce olmuyor. Lan kamera niye kapatıyorsun? Evet, kamerada kısa bir problem yaşadık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki yani buraya gelmek istiyorsunuz. Haliyle hak veriyorum sizlere. Buralarda çalışma imkanları Türkiye'ye göre biraz daha sağlıklı diyebiliriz. Koşullar, sosyal hakları vesaire. Neyse, bu konuya zaten herkes hakim. Buraya, yani bunları biliyorsunuzdur. Yalnız buraya gelirken şimdi bazıları öğrenci olarak gelip burada kalıp çalışabiliyorlar. Bazıları evlilik yapıyorlar mesela, evleniyorlar, eşleri, ailesi burada oluyor. Aile kuruyorlar, yani aile birleşimi yapıyorlar. Bazıları da işte hani bir buraya nasıl gelebilirim hani daha kolay diye araştırıyorlar. Tabii araştırırken C vizesiyle gelen var. C vizesiyle gelinince burada kalamıyorsunuz. Çünkü sizin burada bir çalışma izniniz olmuyor ya da geçici bir otur, yani geçici bir turist vizeniz var yani. Burada bir oturumunuz yok. O turist vizesi olmuş oluyor. Şimdi turist vizesiyle gelirim, ondan sonra burada çalışırım gibi algılanıyor. Böyle bir algı var ama turist vizesiyle gelip, ben Avusturya için konuşuyorum, Almanya'yı bilmiyorum. Turist vizesiyle gelip Avusturya'da çalışamazsınız. Yani gerçek bir şekilde prosedürlü çalışamazsınız. Çünkü sebebi, size çalışma izni vermiyorlar. Çünkü sizin C vizeniz var, siz turistsiniz. Burada çalışma izniniz olmaz. Mantıken öyle bakıyorlar. Burada uzun süreli kalacaksanız, şayet ona bir vizeniz, öyle bir vizeniz varsa, o zaman şartlar el veriyorsa, bir iş yeri sizi alıyorsa işveren, o zaman tabii ki çalışma izni veriyorlar size. Prosedürlere bakıyorlar. Şöyle oluyor bir de, şimdi adam turist vizesiyle gelmiş ya da herhangi bir vizeyle gelmiş bilmiyorum, öğrenci vizesiyle gelmiş. Buradan işverenden bir kağıt alıyor. İşveren o şekilde onu işe alıyor. Ama tabii burada da istisnai durumlar var. Şu şekilde oluyor. İşveren sizi işe alacağına dair bir kağıt veriyor devlete. Siz çalışma izni çıkartabilirsiniz diye. Devlet de diyor ki, yani bazen böyle durumlar olabiliyor. Ya diyor, senin diyor getireceğin eleman, yani bizden izin istediğin eleman normal vasıfsız bir eleman. Herkes gibi bir iş yapılabilir. Yani dışarıdan niye getiriyorsun, ya da bende bir sürü işsiz var diyor. Hani işsizlik parası ödediğim bir sürü işsiz var diyor. Onlar önceliğin olması lazım diyor. Bazen işte vizeyi reddedebiliyor eğer Türkiye'den geleceksiniz. Buradayken, eğer buradaysanız öğrenci vizesiyle falan, çalışma izni almanız biraz daha kolay olabiliyor. Devlet diyor ki ya bu burada öğrenci, işte haftanın aylık belirli saatler aralığında çalışmanıza müsaade ediyor zaten, onu biliyorum. Yani öğrencilerin böyle bir hakkı olduğunu biliyorum. İşte Teilzeit diyorlar, yarım zamanlı bir müsaade oluyor diye biliyorum. Ama Türkiye'den gelecekseniz o evrakları burada firma yapacak, siz evrakları göndereceksiniz falan. Uzun hikaye. Benim bildiğim
geldiğim konu böyle. İşte tır firması sizi getirecek mesela ama şey oluyor. Adamlar diyor ki ya diyor sen Türkiye'den tır şoförü getiriyorsun ama benim burada işsiz bir sürü tır şoförüm var yani. Ben neden onun vizesine onay vereyim ki? Çalışma iznine yani. Önce benim burada çalışma iznim olan, çalışma izni olup iş bulamayan, çalışamayanların önceliği olması lazım. Firmaya gönderiyor mesela. Bunu al diyor işe. Öneriyor devlet. Bu gibi durumlar var arkadaşlar. Bunları hani bilmenizde fayda var. Eğer buraya gelecekseniz gibi öyle bir hatırlatma yapmak istedim. Yani bu konuyla alakalı yine sorularınız falan olur. Burada yorum kısmına yazın. Instagram'a da gelin. Orada da bazen soruyorlar. Cevaplayabiliyoruz zaman oldukça, vakit buldukça. Evet, gidiyoruz. Tirol'e doğru gideceğiz. Oradan Münih'e geçeceğiz. Akşam Münih'e geçebilirim. Vaktim kalırsa eğer. Görüşürüz. Kal deme bana, gidiyorum uzaklara usulca. Sus, hatalısın sen de, yüzün yok konuşmaya benimle. Bak ne haldeyim senden sonra, İhanetin içimde. Dur, bitsin artık, sen kendini ziyan etme. Yak beni de alma yanına, yağmur olur yarım damla damla. Bak kaderime sayfa sayfa, son bir veda, ölüyorum bu defa aşktan, ölüyorum bu defa aşktan. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Harika. Tirol dağlarının eteklerindeyiz. Arkamızda dağ, görüyorsunuz. Burayı şimdi kapakları açtım. Rampaya yanaşacağım. Malı hemen indirip Almanya'ya devam etmem lazım. Hadi görüşürüz bakalım. Görüntüyü bir göstermek istedim size. Gerçekten harika. Evet, selamlar. Günaydın daha doğrusu. Yeni kalktım. Bir akşam. Buralarda bir yerlerde uyudum. Yola çıktım. Şimdi Almanya'ya gireceğim. Almanya'dan sonra işte Münih'e doğru gideceğiz. Münih'ten de sebze meyveleri yükleyip tekrar Avusturya'ya devam edeceğiz. Yeni uyandım. Saat 8. 8'e 10 kala yola çıktım. 10 dakikadır yoldayım. Öyle devam ediyoruz. Farklı bir şey yok. Bizde hep aynı yani. Bir akşam işi bitirdim, sonra buraya geldim işte. Devam ettim. Manzaraya baksanıza. Göl falan. Gerçekten. Burası hala Avusturya. Şimdi birazdan sınıra geçeceğiz. Araç bilgilerini vereyim. Şu an ön aksa 5.2 ton basıyor. 7 ton arkaya basıyor. 3.983 kilometre olmuşuz. Yakıtımız yarım depodan 2 tık daha fazla. Alt bloğumuz fullden 2 tık eksik. Yani bu bizi bayağı götürür aslında. Şu an 1-2 sefer daha bu turu yapabilirim yani. Bu yakıtla. Çoktandır USB takmıyordum. Aa, Vevosu açık almış. Vevosu'yu kapatayım. Vevosu'yu kapattım. Yolda giderken hareket halindeyken Vevosu'ya gerek yok bu arada. Ortamın derecesinde şu an hava dışarıda 7 derece falan. 7-8 derece. Şu 23 şu anda ideal. Şu anda ideal. USB'yi çoktandır takmamıştım. USB'yi taktım. Bu da çekiniyorum Tarkan'ı. Bir tane daha USB'm var. Şu, o da şurada. Bu da el dezenfektanım. Burada bozuk paralar var. Türk lirası falan var gördüğünüz gibi. Şurada arabamın anahtarı var. Biraz orası da pislenmiş. Ataçlar var. Kalemlerim var. Kalem çok kaybediyoruz. Bu bizim zaten Mort kompletimiz. Yani bakabiliyoruz. Küçük bir bilet şirin yani. Bütün takografdaki bilgilerimizi buradan görebiliyoruz. Qualcomm. Bu çok işimize
işimize yarıyor. Hafta sonu molalarımızı, her şeyimizi görebiliyoruz yani. Ne kadar çalışacağız, ne kadar zamanımız kaldı gibilerinden bütün en ince ayrıntısına kadar gösteriyor. Yani haftalık, günlük, aylık sürüş saatlerini falan ya da çalışma zamanlarını, molaları, her şeyi gösteriyor. Evet, biraz daha şarkı dinleyeyim. Sabahları böyle bazen şarkı dinleyerek ruhumu şey yapıyorum. Ne derler? Okşuyorum mu diyorlar. Dinlendiriyorum. İşte ona benzer bir şeyler yapıyoruz. Ayılabilmek için. Güne pozitif başlayabilmek için. Ben bunu genelde hafta sonları evde de yaparım. Evde de yaparım yani. Müzikler açarım falan. Çocuklar oynarlar. Müzik ruhun gıdasıdır demişler. Görüşürüz. Evet, Münih'e girdik. Uzun süre önce gelmiştik. Münih'in girişi böyle işte. Böyle bir şehir. Avusturya tarafından gelirseniz şehrin girişi böyle. Şimdi bir tünel var, oraya gireceğiz. Yapısı güzel ya. Münih güzel şehir. Münih sokakları. Şu evlere bayılıyorum ya gerçekten. Burası böyle geçtiğin zaman rengarenk yapmışlar ya. Bir de güzel yani yapı falan. Burada çok trafik oluyor akşamları. Saat 5'e, 5.30'a kalırsan bayağı bir trafik oluyor. Böyle bu kadar rahat geçemiyorsun. Bu saatte sakin, hayret. Tabii bugün hafta içi bir gün. Herkes de çalışıyor. Burada radar var, 50'lik. Şu radar bakın. Şu gördüğünüz. 300 metre sonra hafif sola yönelin. Ödümü kopardım ben. Evet. Hafif sola yönelin diyor. Çok trafik var burada ya. Vallahi çok kalabalık. Sadece Almanya'da bunu sevmiyorum. Aşırı kalabalık. Avusturya'da böyle bir şey yok. Sakin. Ne kadar güzel. Hafif sola yönelin. Tamam ablacığım, ne kızıyorsun? İstediğin yere yöneliriz. Yeter ki sen iste. Senin sesini kim açtı onu da bilmiyorum. Kısıyorum sesini, otomatik tekrar açıyor. Böyle bir yer işte girişi. Centrum. Centrum tam burası değil büyük ihtimalle de, biraz daha içeride kalıyordur. Genelde şehir yapıları Almanya'da, Avusturya'da falan hep aynı. Biz devam edelim. Evet, turları bitirdik. Şimdi eve dönüş zamanı. Oradan indir, buraya bindir, şuradan indir, şuraya bindir derken akşam oldu yine. Yine bir iş, bir iki üç gününü, iş gününü daha geride bıraktık. Şimdi eve gidip biraz dinleneceğim. Dinlenme yapacağım. Bayağı yorgunum. Anahtarı unuttum. Yolcular da gelecek tekrardan. Bu 24 saat mi artık, 48 saat mi? Tam bilmiyorum, hesaplamadım kaç saat geçti. Bir şeyler geçti yani. Onu çektik. Yine daha detaylı çekeriz. Görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli konular. Bu aralar izlenmeler de şey oldu biraz. YouTube algoritmaları karışık gidiyor. Ben de her direksiyonu çevirdiğimde telefonu tokatlıyorum. Evet, onlar önemli. Unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.